Nasıl sesleniyor seçmene bakalım. İttifakının demiş ki eskiden emekliler ek iş yapardılar, simit satardılar. Her şeyi devletten beklemesinler, simit satsınlar demiş. Bakın onlar kulağını açsın dinlesin. Kulağını aç dinle. Emekli dediğin ömrü bu devlete, bu millete hizmet için geçmiş. En rahat edeceği zaman hayatı çileye dönmüş. Şimdi devletten bekleme simit sat diyorsun ya. Sen bu pazar günü bu emekliden oy bekleme kardeşim. Oy bekleme. Hesabını soracağız bunun sana. Almanın Alman devleti emeklisi Hans'ın cebine euroları koyuyor, İstanbul'a tatile yolluyor. Hasan amca, Sarıyerli emekli Hasan amca Hans'ın yemek yediği dükkanın önünden geçemiyor. İki kişi yemek yese bir aylık maaşı bırakacak. Hans'ı İstanbul'un güzelliklerine yollayan Alman devletinin emeklisine yaptığına bak, bizim ülkeyi yönetenlerin Hasan amcaya reva gördüğüne bak. Şimdi çıkmış bakan, Çalışma Bakanı diyor ki emekliler için çalışıyoruz, kart çıkaracağız, Türk Hava Yolları'nda %10 indirim yapacağız, PTT Kargo'da, PTT AVM'de indirim yapacağız. Yahu İstanbul'dan Malatya'ya gidiş geliş, Sivas'a gidiş geliş, Erzurum'a gidiş geliş uçakta 20 bin lira. Bu emeklinin maaşı 10 bin lira. Sen 20 bin değil 18 alsan ne? Buradan anlaşılıyor ki temel kaide belli. Tok açın halinden anlamıyor. Hükümet vatandaşın halinden anlamıyor. Vatandaş 31 Mart günü bu hükümete eğrisini de gösterecek, doğrusunu da gösterecek, emekliler gücünü gösterecek. Göstereceğiz gücümüzü. Şimdi birkaç tane husus var. Bir tanesi, var mı kamera? Bak burada sarı pankart var. Kaldır ablam. Öğretmenlerin oluyor mülakata hayır diyene. Şimdi burada iki tane husus var, anlatayım. Bir, ilk iktidara geldiklerinde Bülent Ecevit'e diyordu ki kardeşim 80 bin tane öğretmen var. Madem bunları atamayacaksın niye mezun ettin diyordu. Sonra 22 yıl iktidar oldu. Şu anda 1 milyon öğretmen var. Atanmayan öğretmenlerin adını değiştirdi. Atanamayan öğretmen diyor. Sanki kusur kendindeymiş gibi. Geçen seçimlerden önce hep birlikte konuştuk mülakatı. Söz verdi. Dedik ki mülakat partizanlıktır. Mülakat adam kayırmaktır. Mülakat kul hakkı yemektir. Ayrımcılık yapmaktır. Gençler isyan etti. Dedi ki mülakatı kaldırıyorum. Seçim bitti. Dedi ki mülakatı kaldırmıyorum. Şimdi öğretmenler 80 bin mülakatsız atama istiyorlar. Ona da olmaz diyor. Mülakatı kaldıracağız diye söz verip de kaldırmayanlara, öğretmenlerden, ailelerinden ve gençlerden oy moy yok kardeşim. Oy moy yok. Bir de staj mağdurları var, çıraklık mağdurları var. Genç yaşlarında staj yapmışlar, çıraklık yapmışlar. O yaşlarında sigortaya kayıt olmuşlar. Belli bir primleri ödenmiş, EYT çıkmış. Emekli olmak isteyince işe giriş tarihini staj tarihi kabul etmiyorlar.
Buna staj mağdurları isyan ediyor. Ayrıca 9 Eylül 1999'dan öncesi EYT oldu, sonrası olmadı. 18 gün geç işe başlayıp 18 yıl fazla çalışmak kabul edilemez. Emeklilikte adalet istiyoruz. Emeklilikte mutlaka kademe istiyoruz. Ve 9000 gün mağduru Bağkurlularında SSK'lılar gibi erkeklerin 7200, kadınların 5000 günde emeklilik hakkını vereceklerini söyleyip unutturanlara inat bir kez daha hatırlatıyoruz. Atanmayan öğretmenin de, kademeli emekliliğin de, staj mağdurlarının da, Bağkur mağdurlarının da sorunlarının yanındayız, arkasındayız. Şimdi gelelim bugünün en önemli konusuna. Burada bir belediye başkan adayımız var. İsmi Oktay Aksu. Sarıyer'in bir evladı. Şimdi Oktay Aksu Sarıyer'in bir evladı. 15 sene İBB'de belediye meclis üyeliği yapmış, iyi bir yerel yönetici, belediye başkan yardımcılığı deneyimiyle tamamen hazır. Sarıyer'in bir sevdalısı, eğitimiyle, kişiliğiyle, partililiğiyle dört dörtlük bir belediye başkan adayı Oktay Aksu. Önce Oktay Başkanımı bütün Sarıyerlilere emanet ediyorum. Sonra bir şey söyleyeceğim, bir şey. Şimdi bir kişinin ne kadar partili olduğuna göreve geldiği gün değil, görevden gittiği gün, aday yapıldığı gün değil, yapılmadığı gün bakacaksın. Şimdi bazıları diyor ki, ben yıllarca bu partinin adayı oldum, çok iyi. Hadi o zaman gençleşme zamanı, hadi o zaman değişim zamanı, hadi bakalım sen tecrübeni başka tarafa akıt. Gel burada yeni bir heyecanı başlatalım. Olmaz. Ben partinin adayıysam partideyim, yoksa karşıdayım. Ben yok. Dinleyin bak. Ben rozeti çıkarırım, çekmeceye atarım. Bir de diyormuş ki, ben de partiliyim, sonra partiye geri gelirim. Bakın, partinin genel başkanı olarak söylüyorum. Bakın, şu bayrağı alabilir miyim? Ben anlatacağım şimdi. Oktay Bey, uzundan tutuver, ucundan. Bakın, partinin adı belli. Cumhuriyet Halk Partisi. Neymiş adı? Cumhuriyet Halk Partisi. Bayrağı belli, amblemi belli, kurucusu belli. Kim kurucusu? Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Mevcut genel başkanı belli, Özgür Özel. Aha da söylüyorum, partinin adayı da belli.